haleye aldık. Sen de ona göre fiyakalı bir iş hazırladın değil mi Cevdet? Hem de en fiyakalısından abi. Bu seferki iş çok büyük. Buradan balı yollayacağız Hollanda'ya. Oradan da tırlara hapları koyup gönderecekler bize. Kârımız ikiye katlanacak. Çok da tehlikeli değil mi bu? İşin lezzeti orada abi. Şadollarını bu yüzden istedim ya zaten. Gümrükte bile itibarı var şirketin. Yıllarca adları hiç, kanunsuz hiçbir işe karışmamış. Biz buna güvenip sallamayalım. İyi organizasyon yapmak gerek. Berk de bizim tırcılar anlaşma imzalamışlar mı? Yok. Bir terslik olmaz değil mi? Adamlar tırların zulalarını hazırladılar, senin olanı bekliyorlar. Yok. Ondan yana sıkıntın olmasın. Onlar Portekiz'deki şirketle olan anlaşmayı bekliyorlar. Mehmet Efendi elini çabuk tutarsa bizim için iyi olur tabii. Çok uzar mı sence bu imza işi? Bu hafta içinde sonuçlanır. Hadi Cevdet yesene. Şimdilik burayla idare et. Şu Hollanda işi olsun. Kahvaltıya Miami'ye gideriz artık. Vallahi süper oldu be kaptan. Evet. Evet de. Şeyi anlamadım abi. Adamlar hem bizi nakliye şirketimiz vardı istedi. Şimdi de mermerleri sadece Portekiz'e götürmemizi istiyorlar. Oğlum kendi ağları varmış zaten. İş Türkiye'den ucuz götürmek. Affedersiniz böldüm galiba. Ben sadece tebrik etmeye gelmiştim. Anlaşma sağlanmış. Sağ ol Bahar'cığım. Hayırlı olsun. Hepimiz hayırlı olsun. Tamam görüşürüz. Enişte müjdemi isterim. Anlaşma imzalandı. Hadi bakalım Berk'le konuştun mu peki? Hı, konuştum. Yeni tırlar giriş yapmış depoya. Enişte çok teşekkür ederim. Bu tırlar sayesinde Berk dedemin gözüne şimdiden girdi. Önemli değil güzelim. Bir şey soracağım. Şimdi bu Mehmet Efendi ilk mermer sevkiyatını hangi ülkeye yapacakmış? Portekiz'e. Yani bütün sevkiyatlar sadece Portekiz'e yapılacakmış. Neden Şadoğlu diğer ülkelere gitmiyor? Ya adamlar kendi ağlarını kullanacaklarmış. Niye sordun? Bir durum mu var? Yok güzelim. Ararım ben seni sonra. Kahretsin. Ne oldu abi? Lanet olsun. Her şey boşa gitti. Yattı iş. Şadoğlu Hollanda'ya gitmiyor. Lanet Portekiz'den başka hiçbir yere gitmiyor. Olmaz abi. Bu yeni tırlardan en azından bir tanesinin Hollanda'ya gitmesi şart. Bir yol bulmak lazım. İstersen arayayım Mehmet'i. Pardon aslanım. Bizim bir miktar uyuşturucumuz var. Onları Hollanda'ya taşır mısın diyeyim. Allah kahretsin. Abi bir yol buldun değil mi? Adamlar tepemde. Bir yol buldum ama çok riskli. Çok dikkatli olmamız gerek. En iyi adamlarımı kullanacağım. Sen anlat. Hollanda'da bir şirket bul. Ne yaparlarsa yapsınlar önemli değil. Hı. Ama sağlam olsunlar. Satmasınlar seni. Sonra? Sonra bu herifler Şadoğulları'nı arayıp mermer istesinler. Ben sana ne koşullarda ve miktarda isteyeceklerini fakslayacağım. Şadoğlu işi kabul edecektir. Sonra bizim tır yola çıkacak. Yalnız söyle ne yapsın etsin o tırı hidayet getirsin. Anlaşıldı mı? Tamam abi. Planın gerisi aynen işler. Şadoğlu mermerleri çıkarttığı an mermerin parasını mutlaka yatırın tamam mı? Kıllanıp bizi araştırmaya başlarlar enseleniriz. Süper fikir de bir şey soracağım. O kadar mermeri biz ne yapacağız? Bir depoya indirt. Sonra satacak birini buluruz. Bulamasak da bir araziye bırakırız. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenir mi Cevdetçim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.